Ich glaube es. Also wirklich, manche ist bei schon mal. Vielen Dank für die ganze Organisation von diesem heutigen Tag, für die Gedenkveranstaltung von Seskinda. Ich bin vom Migrant Solidarity Network, kurz MSN, und von Stop Isolation. Viele von euch kennen schon Stop Isolation. Wir sind ein selbstorganisiertes Kollektiv von geflüchteten Menschen und sind heute eingeladen worden, um auch zum Fall von Seskin da etwas zu sagen. Leute vom Migrant Solidarity Network haben Seskin nicht gekannt. Wir bedauern zutiefst, ist er nicht mehr hier für seine Familie, für seine Freunde. Was wir kennen, ist die Situation in den Camps in der Schweiz, in den Bundesasylcamps, in den Asylcamps und in den Nothilfecamps. Wir wissen, warum das in einem Asylcamp der Schweiz die behördliche und menschliche Kälte entgegenschlägt. Es herrscht die Kälte der Bürokratie, die 1000 Regeln. Das darfst du nicht, hier sollst du nicht, das geht nicht. Du musst hier warten, 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 warten. Wir wissen darum, dass die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen in den Camps oft nicht ernst genommen werden oder nichts dagegen unternommen wird. Wir wissen darum, dass jede vorgebrachte Bitte von der ORS und anderen Organisationen meist zuerst abgelehnt wird, dass die Leute in den Camps warten müssen, mehrmals fragen müssen und ihnen so Verachtung entgegengebracht wird. Ihnen somit täglich zu verstehen gegeben wird, dass sie nicht so wichtig sind. So wie der Arzt, der Seskin nach der Untersuchung wieder nach Hause geschickt hat. Ausdruck eines rassistischen Gesundheitssystems, das geflüchtete Menschen weniger ernst nimmt. So wie die Angestellten der ORS und der Securitas, die ein Taxi und nicht die Ambulanz gerufen haben. So wie bei Seskin. So wie in allen anderen Fällen. Ausdruck eines rassistischen Asylsystems, in dem Hilfe nicht für alle gleich ist, in dem nicht alle Menschen ernst genommen werden, ihnen Verachtung entgegenschlägt. Wir wissen darum und wir werden das immer wieder sagen, immer wieder, bis es besser wird, in Gedanken an Seskin. Marva Migrant Solidarity Network ve Stop Isolation'dan geldi ve Migrant Solidarity Network olarak burada davetiye aldılar. Göçmenlerden oluşan bir birleşim. Migrant Solidarity'deki kişiler Seskin'i maalesef tanıyamadılar. Ve burada artık olamadığı için çok üzgünüz. Arkadaşları ve ailesi, özellikle ailesi için başsağlığı diliyorlar. İsviçre'deki kamplardaki durumu çok iyi biliyoruz. Bütün asil kamplardaki, acil yardım kamplardaki aynı durumlar. Ve biliyoruz ki kamplardaki sorunlar, yani bir büyük bir soğuk bir algı var. Ve bu soğuk oluşum da bürokrasinin buzluğudur. Binlerce kurallar. Bunu yapamazsın, onu yapamazsın, buraya gitme, onu yapma, bunu olmaz. Burada beklemen lazım, beklemen lazım, beklemen lazım. O yüzden biliyoruz ki tüm kaygılar ve ihtiyaçlar, kamplardaki insanların bütün temel ihtiyaçları ve sorunları ciddiye alınmıyor. Ve buna karşı da hiçbir şey yapılmadığını da biliyoruz. ORS yapılan bütün istekler ORS ve bütün diğer organizasyonlardan çoğunlukla red aldığını görüyoruz. Ve kamplardaki bekleyen insanlar çok beklemeleri lazım ve üst üste soru, hani gidip sormaları lazım. Ve karşılığında aldıkları tek şey de nasıl denilir? Kötü muamele.
Ve böylece onlara şunu anlatmaya çalışıyorlar, yani bu sistem, çok önemli olmadıklarını gösteriyorlar bu davranışlarla. Mesela Sezgin'e muayeneden sonra eve gönderen doktor gibi. Bu ırkçı bir sağlık sisteminin duruşudur. Göç etmiş insanları hiç ciddiye almayan. ORS'teki çalışanlar ve Securitas'taki çalışanlar da ne taksi ne de ambulans çağırmadıkları gibi, Sezgin'deki gibi ve birçok başka durumlarda da gördüğümüz gibi. Bu bir ırkçı asil sisteminin duruşudur. Yardım konusu her insana eşit şekilde verilmeyen veya eşit şekilde tanımlanmayan ve bütün insanlar aynı şekilde ciddiye alınmadığı bir sistemin ve burada sadece kötü muamele görülen. Ve o yüzden biliyoruz ki bunu her zaman daha üst üste söyleyeceğiz ki her şey daha iyi olana kadar Sezgin'i anıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet.